Sıvı içine bırakılan üçgen prizma şekildeki gibi dengedeyken KLM yüzeylerine etki eden basınç kuvvetlerinin büyüklükleri FK, FL ve FM'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diye sormuş. Öncelikle sıvı basınç kuvvetini hatırlayalım. Sıvı basınç kuvveti neydi? H çarpı D çarpı G çarpı S. Yani hadi gelse diye kodlayabiliriz. Şimdi benim yüzeylerim yan yüzeyler olduğu için yan yüzeylere etki eden sıvı basınç kuvvetleri yüzeylere dik olarak etki eder. Yani FK bu şekilde. F yan yüzey bu şekilde. FM'yi de Böyle dik olarak uygulandığını biliyoruz. Şimdi e, KLM yüzeyleri 3'ü de aynı ortamda, yani g yer çekimimeleri aynı. Aynı sıvının içerisinde D'leri de aynı. O zaman ben sıvı basınç kuvvetini ararken neyi arayacağım arkadaşlar? H'la S'nin çarpımını kontrol edeceğim. Önce FK'yı yazalım ama FK ve FL için yazmadan önce şunu görmenizi istiyorum. Yüzeyin tam orta noktası olduğu için e, yükseklikleri K ve L'ye etki eden yükseklik derinlik aynı olacak. FK'yı önce yazalım. K'nın derinliği H. E, yüzey alanı SK dersek. L için yazarsak L'nin derinliği de H, yüzey alanı SL diyeceğiz. M için yazarsak eğer arkadaşlar M yüzeyinin derinliği daha büyük olduğu için ona da büyük H diyelim. Büyük H çarpı SM diyeceğim. Şimdi öncelikle FK ve FL arasındaki ilişkiyi belirleyen çünkü derinlikleri bakın aynı H yükseklikleri belirleyen SK ile SL arasındaki ilişki. Şimdi benim burada SK yüzeyim yani hipotenüs olduğu için her zaman dik kenardan daha büyük dolayısıyla SK yüzey alanım SL'den büyük. Bundan dolayı FK her zaman FL'den büyük olacak yani birinci yargımız doğru. E, FL ile FM arasındaki ilişkiyi e, baktığımızda büyük haş, küçük haştan daha büyük. Dolayısıyla eğer SL ile SM eşit olsa bile FM, FL'den daha büyük olabilir. Yani ikinci yargımız da doğru. Ve e, ben SL ile SM'yi değiştirebildiğim için, sonuçta bunlar dik kenarlar aralarındaki ilişkiyle oynayabilirim. E, o zaman FM ile FL'yi eşit olarak da yapabilirim Dolayısıyla olabilir sorduğu için soru bize Her üçü de olabilir yani cevabımız Edirne olacak özdeş ve aynı uzunluktaki dört boru şekildeki gibi birleştirilip K ucundan v sıfır büyüklüğündeki hızla atılan yarıçapı önemsenmeyen küre şeklindeki cisim D ucundan çıkıyor cismin ortalama hızı VH ortalama süreti vs oluyor Sürtünmeler ve enerji kayıpları önemsenmediğine göre VH bölü VS oranı kaçtır diye sormuş. Öncelikle ortalama hız neydi onu hatırlayalım. Ortalama hız dediğimiz şey toplam yer değiştirme bölü toplam süre. Yani ortalama hızda bizim için kıymetli olan şey yer değiştirme arkadaşlar. Peki sürat için ne konuşuyorduk? Süratimiz ise Biliyorsunuz hız vektörel bir nicelik, sürat ise skaler bir nicelikti ve süratte alınan toplam yolu kullanıyorduk. Yani gittiğimiz toplam yol bölü toplam süre diyorduk. Şimdi şeklimize dönersek eğer K cisminin yer değiştirmesi bakın K noktasından girmiş L noktasından çıkmış yer değiştirme dediğimiz şey iki nokta arasındaki en kısa mesafe olduğu için bakın bu en kısa mesafe borular özdeş olduğu için birinin boyuna L dersek yer değiştirmemiz ne oldu arkadaşlar L bölü süremize de t dersek l bölü t bizim ortalama hızımız oldu. Peki ortalama süratte ne vardı? Alınan toplam yol yani bu kürenin gittiği tüm yolları toplayacağız. Bakalım ne kadar yol gitmiş küremiz? Buradan gelmiş 1L, 2L, 3L toplam 4L'lik yol gitmiş. Çünkü açılar 60 derece zaten uzunluklar eşit olacak. Yani ben 4L'lik yol gitmişim. Süre sonuçta aynı. Buradan bizim için oran lazım. L'ler ve T'ler gittiğinde oranımız ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 4 yani cevabımız Adana olacak. Pandemi sürecinde internet üzerinden online ders anlatmak zorunda kalan bir öğretmen yeni bir bilgisayar almaya gidiyor. Gittiği mağazada satış elemanı uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayarı tanıtırken bilgisayarın ekranının 17 inç uzunlukta ağırlığının 2000 gram olup şarjının 12 saat gittiğini söylüyor. Satış elemanı dizüstü bilgisayarı tanıtırken verdiği bilgilerle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur diye sormuş? 1. Fiziksel olarak ağırlık kavramını yanlış kullanmıştır demiş. Ağırlık dediğimiz şey bir kuvvet olduğu için ve kuvvetin birimi de Newton olduğu için bize Newton cinsinden söylemesi lazımdı ama gram cinsinden söylemiş. O yüzden yanlış kullanmıştır. Doğru bir ifade oldu. Bilgisayar ekranının boyutu SI'da vermemiştir diye soruyor. Evet bilgisayar ekranının uzunluğu SI birim sisteminde biliyorsunuz ki uzunluk metre cinsinden verilmeliydi. Ama bizim burada e, satış elemanımız inç cinsinden vermiş. Yani SI birim sisteminde vermemiş bu da doğru. Üçüncü yargıya baktık. Şarj süresini SI'da doğru vermiştir diyor. Şarj süresi zamanla alakalı. Zamanın SI birim sistemindeki karşılığı arkadaşlar saniyedir. Bize ise saat cinsinden verdiği için SI sisteminde vermemiştir olacak. Yani cevabımız C1 ve 2 olacak. Kesitli şekildeki gibi olan bir akışkan tüpünde X ve Y ara kesitlerinin kesit alanları SX ve SY arasında SX büyüktür, SY ilişkisi vardır. Buna göre akışkanlar ok yönünde hareket ederken niceliklerinden hangileri artmaktadır diye soruyor. Akışkanlar mekaniğinde bizim bilmemiz gereken Bernoulli prensibiydi. Bernoulli prensibine göre akışkanın geçtiği e, sistemde kesit alanı küçüldükçe hızı artıyordu. Yani S-Y daha küçük bir kesit alanı olduğu için Y'den geçerken akışkan hızlanıyor. Yani VY VX'ten daha büyük olmak zorunda. Akışkanın hızının büyüdüğü yerde de akışkanın basıncı ne yapıyordu? Küçülüyordu. Dolayısıyla ters orantılı olduğunu hatırlayacağız. Buna göre bize artan niceliği soruyor. E, X'ten Y'ye giderken hızımız artıyor, ama basıncımız azalıyor. Molekül başına düşen kinetik enerjiyi sormuş. Kinetik enerji biliyoruz ki 1 bölü 2 mv kare. Hızımız arttığı için molekül başına düşen kinetik enerjimiz de artıyor. Yani cevabımız denizde olacak 1 ve 3. Şekildeki devre parçasından 4 iyi şiddetinde akım geçmektedir. Akım düğüm noktasından ayrıldıktan sonra kollardaki geçişi şekildeki gibi olduğuna göre KL arasında eş değer direnç kaç ohmdur diye sormuş. Öncelikle düğüm noktalarına bir bakalım. Burası bir düğüm noktası, burası düğüm noktası ve burası düğüm noktası. Düğüm noktası neydi? Birden fazla iletken telin kesiştiği noktaydı ve k harfi iletken tel üzerinden harf değişmeden taşınabiliyordu. K harfini buraya taşıdık. Keza L harfi de iletken telle buraya taşındı. Buraya da farklı bir harf verelim mesela A. Çünkü K'dan A'ya geçerken direnç olduğu için harfi değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra şunu göreceğiz bir düğüm noktasına giren akımların toplamı çıkaran akımların toplamına eşitti. Bakalım K düğüm noktasına 4 iyilik akım geldi. Çıkışlardan bir tanesi 2 olduğuna göre 3 ohmluk direncin üzerinden de 2 iyilik akım geçmiş. Daha sonra K arasındaki potansiyel farkı görmemiz lazım. Potansiyel fark dediğimiz V i çarpı R'ye eşitti hatırlarsanız. O zaman K arasındaki potansiyel 2i çarpı 3'ten 6i olmalı. Keza A arasındaki potansiyeli bulmak istersek de bakın buradan i akımı geçiyordu. i ile 6'nın çarpımı burası da 6i oldu. Toplam K arasında bizim 12i'lik potansiyelimiz oldu. Şimdi üst koldaki KL arası potansiyel 12i ise alt koldaki de 12i olmalı. O yüzden Şuranın da 12 iyi olabilmesi için y direncinin 6 ohm olması gerekiyor. Çünkü bakın bu koldan gelen akım 2 iyi. 2 ile 6'yı çarptık 12 iyi oldu. Daha sonra şuna bakacağız. Aile arasındaki x direncini görmemiz gerekiyor. Orayı da şuradan görelim. Bakın burası 6 iyiydi. Paralel bağlı olduğu için buranın da 6 iyi olabilmesi lazım. Bakın iyi akımı geçiyor. O zaman x direncinin de 6 ohm olması gerekiyor. Daha sonra devremizi tekrardan çizersek bakın burada bir 3 var. Sonra 6 ile 6 paralel bağlı oldu. Alt kolda da y direncim 6 ohm oldu. Bunların bileşkelerini alırken iç paralel koldan başlayacağız. Bakın burası 2 tane paralel bağlı 6 ohmluk direnç var. Nasıl yapıyorduk özdeş paralel bağlı dirençlerde? Kaç tane paralel bağlandıysa onun sayısına bölüyorduk. Yani 6 bölü 2'den buranın eş değer direnci 3 oldu. Daha sonra bu 3 bu 3 seri bağlı olduğu için yukarısının eş değer direnci 6. Aşağıki kolda da 6. Eş zaten 6 direncim vardı. Bileşkeleri yine 1 bölü 6 ya da 1 bölü 6. 2 bölü 6'dan ne geldi? 1 bölü R eş eşit oldu. Eş değer direncimiz buradan 3 ohm geldi. Yani cevabımız Ceyhan. Noktasal K ve L ışık kaynakları iki düzlem aynanın önüne şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde kaynakların aynalarda sırasıyla NK ve NL tane görüntüsü oluşuyor. Buna göre NK bölü NL oranı kaçtır diye sormuş. Öncelikle şekil 1'e baktığımızda aynalar iki tane ayna aynı doğrultu üzerine konulmuş. Aynı doğrultu üzerinde kaç tane ayna olursa olsun ayna sistemlerinde sadece cismin bir tane görüntüsü oluşabilir. O da şu görüntü. Yani şekil 1'de bir tane görüntü oluştu. Şekil 2'de ise arkadaşlar görüntünün görüntüsü oluşabilir. O yüzden her bir ayna sisteminde cismin tek görüntülerini oluşturup daha sonra görüş alanlarını kontrol etmeliyiz. Eğer başka bir ayna bu görüş alanında kalıyorsa tekrar görüntünün görüntüsünü oluşturabiliriz. Şimdi önce şuna X aynası diyelim. X aynasında L cisminin görüntüsünü bir oluşturalım. Bakın bu bir numaralı görüntü. Bu bir numaralı görüntünün görüş alanına baktığımda bakın bu görüş alanımda ayna yok. O yüzden bir tane görüntü oluşabiliyor x aynasında. Keza şuna da y aynası diyelim. L cisminin y aynasında da görüntüsünü oluşturalım. Simetriğinde bakın burada iki numaralı görüntü var. Bu görüntünün görüş alanını çizdiğimizde bakın bu görüş alanında da başka bir ayna yok. Eğer Görüş alanlarında başka ayna yoksa görüntülerin tekrar görüntüleri oluşmaz. Yani bu sistemde 1 ve 2 numaralı görüntüler oluşur. Yani toplamda 2 tane görüntü oluşur. O yüzden NK 1 tane, NL 2 tane bunların oranı da bursa yani 1 bölü 2 olacak. Özdeş 3 mıknatıs sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde şekildeki konumlarda tutuluyor. Buna göre mıknatıslar serbest bırakıldığında x1 ve x2 uzaklıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz diye sormuş. Arkadaşlar bu mıknatıslara isim verelim. X, Y, Z mıknatısları. Üçü de mıknatıs olduğu için bu mıknatıslar ya itilecek ya da çekilecek. Cisimleri, mıknatısları serbest bıraktığımızda Y mıknatısı X'i itse Z mıknatısını da itse bu durumda x1 ve x2 mesafeleri artar. Tam tersi mıknatıslar aynı zamanda çekilebildiği için y mıknatısı x'i çekse z'yi de çekse x1 ve x2 mesafesi azalabilir. Ya da arkadaşlar y mıknatısı x'i itse z'yi çekse bu sefer de x1 artar x2 azalır. Tam tersi de doğrudur ama Üçü de mıknatıs olduğu için aralarındaki mesafelerin değişmeme ihtimali olmaz. Çünkü y mıknatısı x'i ve z'yi her durumda ya itecek ya çekecek. Bu da x1 ve x2 mesafelerin değişmesine neden olacak. Yani cevabımız Edirne oldu. Aşağıdakilerden hangisi bir elementin sembolü olamaz? Berzelius elementlerin latin harfleriyle simgelenmesini önerirken bir de kural koymuştu. Bu kural şuydu. Eğer element tek harfle simgelenecekse büyük harf kullanılmalı. İki harf resim gelenecekse ilk harf büyük, ikinci harf ise küçük olmalı. Yani bir element sembolize edilirken iki farklı büyük harf bulunamaz. E şıkkında ise bu durum hilal edilmiş. Gördüğünüz gibi iki farklı büyük harf var. Cevabımız bu nedenle E olmalıdır. Aşağıda bir elementin sembolü ve nötr atomun bazı temel tanecikleri verilmiştir. Buna göre verilen potasyum atomu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Proton sayısı 20'dir. Bize verilen sembolde sol alt köşe yazılan proton sayısıdır. Gördüğünüz gibi iyon yükü olmadığı için şurası 0 olacaktır. Dolayısıyla proton sayısı 19'dur. Nötron sayısını da bulalım biz. Nötron sayısı burada 20 olur. Çünkü proton ve nötronun toplamı 39 olmalıdır. Proton sayısı 20'dir ifadesi yanlıştır. Potasyum atomunun izotopudur demiş. Bakalım bizdeki potasyum atomunun kütle numarası 39. Diğerindeki ise 40. Sonuçta ikisi de aynı atom olmasından dolayı ikisinin de proton sayısı aynı olmalıdır. Elimizdeki diğer elementi yazıyorum şu anda. 40 ve proton sayısı 19 olmalı çünkü aynı element. Aynı harfle simgelenmişler. Peki ikinci çizdiğim elementin kütle numarası, şey nötron sayısı kaç olur bu durumda? O da 21 olur. Peki bu iki elementin proton sayıları aynı iken nötron sayıları farklı olduğu için bunlar izotoptur. Demek ki ikinci öncülde verilen ifade doğrudur. Bileşik oluşurken elektron verir. Bakalım hangi sınıfta bu bileşik? 2, 8 8 ve 1. Son yörüngesinde bir elektron var. Bu bir metal. Metaller bileşik oluştururken daima elektron verir. O zaman potasyum elementi de bileşik oluşturacağı zaman ne yapacaktır? Elektron verecektir. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. Cevabımız bu durumda D seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda 3 farklı sıvının 25 derece sıcaklığındaki viskozite değerleri verilmiştir. Buna göre tablodaki maddeler için ifadelerinden hangileri doğrudur? İlk önce şunu bir hatırlatayım arkadaşlar. Viskosite bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençti. Yani bal mı daha viskozdur, su mu daha viskozdur aynı sıcaklıkta sorusuna. Bal daha yavaş akacağı için yani akmaya karşı daha fazla direnç göstereceği için bal sudan daha viskozdur deriz. Şimdi soruya bakalım bu hatırlatmadan sonra. Hangisinin viskozite değeri en büyük? En büyük civa gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bize verilen bu 3 sıvı arasında viskozitesi en yüksek olan civa olduğu için tanecikler arası çekim kuvveti de en yüksek olan civa olmalıdır. Çünkü tanecikler arası çekim kuvveti ne kadar yüksekse akmaya karşı o kadar fazla direnç gösterir. Tanecikler arası çekim kuvveti en yüksek olan en güçlü olan civadır ifadesi doğrudur bu nedenle. Akmaya karşı en az direnç gösteren metanoldür. Viskosite değeri en küçük olan metanol dikkat ederseniz. Dolayısıyla metanolün viskositesi en düşük olduğu için akmaya karşı en az direnç gösteren madde olacaktır bu üç sıvı arasında. Suyun sıcaklığı 40 dereceye çıkarılırsa viskosite değeri küçülür. Unutmayalım ki sıcaklık artışı akışkanlığı arttırır. Yani akmaya karşı gösterilen direnç düşmüş olur. Dolayısıyla da viskosite düşmüş olur. Biz suyun sıcaklığını 25 dereceden 40 dereceye çıkardığımızda viskosite değeri küçülecektir. Yani üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız bu nedenle E olur. Sodyum klorür bileşiğinin oluşmasında etkin olan bağ türü için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Güçlü etkileşim türüdür. Şimdi ilk önce bize aşağıda proton sayıları verilmiş arkadaşlar. Oradan yola çıkıp elimizdeki bileşin iyonik yapılımı, kovalent yapılımı olduğuna bir karar verelim. Aslında sodyum klorürün iyonik yapılı olduğunu direkt bilmeniz lazım. Ama ben yine de bilmiyormuşsunuz gibi çözeceğim. Çünkü size burada x, y diye de bir bileşik verebilirdi. Peki nasıl anlayacağız? Sodyumun atom numarası 11. Açalım 2, 8 ve 1. Son yörüngede bir elektron var. Sodyum bir metaldir. Kararlı hale geçebilirken, yani bileşik oluştururken kararlı hale geçer. Kararlı hale geçerken bir elektron verir ve artı bir yükle iyon oluşturur. Klorür ise 17. 17 açalım. 2, 8 ve 7. Son yörüngede 7 elektron var. Dolayısıyla bu bir ametaldir. Ametal olduğuna göre ve bir metalle bileşik yapacağı için bir elektron olarak kararlı hale geçer ve bileşiğin içerisinde şu şekilde bulunur. Tabi bu e, iyonik yapılı bileşin içerisinde bu şekilde bulunur. Ben metal ve ametal olduğunu gördüğüm için bunun iyonik yapılı bileşik olduğunu anladım. İyonik yapılı bileşikte atomları bir arada tutan etkin kuvvet iyonik bağdır. İyonik bağ ise güçlü etkileşim türüdür. Katyon ve anyon tanecikleri arasında oluşur. Evet katyon ve anyon tanecikleri arasında oluşur. Hatta bileşiğin da şöyle yazabilirim. Şunları çaprazlayarak mutlak değerleriyle bileşim formülünü yazabilirim. Bir de size bazen sorularda şunu sorarlar. Bileşiğin Lewis yapısı nasıldır diye veya Lewis gösterimiyle oluşumunu anlatınız derler. Sodyumun temel halde durumu bu. Çünkü son yörüngede 1 elektron var. Klorurun ise çevresinde 7 elektron var. Bir tanesi tekli olacak çünkü bir bağ ihtiyacı var 8'e ulaşmak için. Sodyum bir elektronu klora verecek. Sodyum artı bir yüklü olacak. Klorur ise şu halde olacak. İşte bu çizdiğim de bileşiğin Lewis yapısıdır. Bu da ileride karşımıza çıkacak. Peki katyon ve anyon tanecikler arasında oluşur? Evet, artı ve eksi yükler arasında, yüklü iyonlar arasında meydana geldi. İyonların birbirini elektrostatik çekimle çekmesi sonucu oluşur. Evet, artı ve eksi yüklü iyonların birbirini çekmesi elektrostatik çekim kuvvetiyle olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu çekim gücüyle bu bileşik meydana gelecek. Cevabımız E olur. Aynı dış basınç altında bulunan aşağıdaki kaplarda saf su ve kütlece yüzde derişimleri belirtilen sodyum klorür su çözeltileri bulunmaktadır. Buna göre verilen çözeltilerin kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar bize. Biz şu bilgiyi hatırlamalıyız. Saf bir sıvıda eğer uçucu olmayan bir katı çözülürse bu sıvının kaynama sıcaklığı yükselir. Ve burada önemli olan çözünen katının derişimidir. Derişim ne kadar yüksekse kaynama sıcaklığı da o kadar yükselir. Şimdi burada dikkat ederseniz suda tuz çözülmüş. Bir tane saf su var elimizde ve diğerlerinde de sodyum klorürün sulu çözeltisi var. Sodyum klorür birinci kapta daha yüksek derişime ulaştığı için birinci kaptaki maddenin kaynama sıcaklığı en yüksek olacaktır. Ardından 3 ve 2 numaralı kapta saf su var. Onun kaynama sıcaklığı ise en düşük olacaktır. Bu nedenle cevabımız 1, 3, 2 yani A seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi çok sayıda monomerin kimyasal tepkimeyle bir araya gelmesi sonucu oluşmuştur? Çok sayıda monomerin bir araya gelmesiyle oluşan yapılar arkadaşlar, yani kimyasal tepkime sonucu oluşan yapılar polimerlerdir. Biz aşağıda verilen maddelerden hangisinin polimer olduğunu bulmalıyız. Yemek tuzu sodyum klorür bu bir iyonik yapılı bileşiktir. Sülfürik asit kovalent yapılı bir bileşiktir. Yani ametalleri meydana getirdiği bir bileşiktir. Kezzap da öyle bir asit. Yine ametal atomlarının oluşturduğu bir bileşik. Asetik asit de yine böyledir. Yine ametal atomlarının oluşturduğu bir bileşik. Yani kovalent yapılı bir bileşik. Kauçuk ise arkadaşlar bir polimerdir. Kauçuk doğal ve yapay olmak üzere de ikiye ayrılır. Yani doğada da kauçuk bulabilirsiniz kauçuk polimerini. Yapay olarak endüstriyel olarak da yani üretilebilmektedir. Yani cevabımız burada polimeri sorduğu için bize K uçuk. Cevabımız D. Maltoz molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hayvan hücreleri tarafından sentezlenir. Hayır. Hayvan hücreleri tarafından sentezlenmez. Bitki hücreleri tarafından sentezlenir denmesi lazım. Çünkü maltoz arpa şekeridir. Maltoz iki tane glikoz molekülünün glikozit bağıyla bağlanması sonucunda oluşturulur. Bir disakkarit çeşididir ve iki glikozdan maltoz meydana geldiği zaman aradaki bağ sayısı kadar yani bir tane ne yapıyoruz? Su molekülünü açığa çıkartıyoruz. Hidroliz olmadan hücre zarından geçemez çünkü bu bir disakkarittir. Yani nasıl bir moleküldür gençler? Büyük bir moleküldür. Büyük moleküllerde hidroliz olmadan yani sindirilmeden hücre zarından geçemez. Cevabımız adana seçeneğidir. U şeklinde bir cam borunun K ve L kolları seçici geçirgen bir zarla bölünüyor. Bu borunun K ve L kollarına eşit hacimlerde ancak farklı derişimlerde maltoz çözeltisi konuluyor. Bir süre sonra K ve L kollarındaki çözelti seviyeleri şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demişiz. Bakalım şimdi. şekil 2'ye bakıldığında K kolundaki çözelti derişimi azalmıştır demişiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada eşit mesafe durumu söz konusu iken e, bu tarafta yani şekil 2'ye baktığınız zaman suyun K tarafına geçtiğini ve K tarafında yüksekliğin arttığını görüyorsunuz. O zaman K tarafının K tarafının suyu emme isteği yani ozmotik basıncı L'ye göre daha fazladır diyeceksiniz. O zaman şekil 2'ye bakıldığında K kolundaki çözelti derişimi azalmıştır cümlesi doğru olur. Çünkü K'ye Su geçişi olursa buradaki ne yapacağız? Çözeltinin derişimini azaltmış olacağız. Devam edelim. L kolunda maltoz miktarı azalmıştır. Bakın maltoz bir disakkarittir. Disakkarit yani büyük bir moleküldür. Dolayısıyla bunun seçici geçirgen ya da yarı geçirgen zardan geçme olasılığı yoktur. Başlangıçta K kolundaki maltoz çözeltisinin derişimi L kolundaki maltoz çözeltisinin derişiminden daha mı yüksek? Bakın ben burada zaten size bunu bahsettim. Dedim ki K kolunun ozmotik basıncı yani suyu emme isteği daha fazladır. Buradan şunu çıkartabilirsiniz. Maltoz çözelsinin derişimi daha fazladır. Onun için de cevabı 1 ve 3 olarak işaretleyebiliriz. Line günümüz sistematiğine en yakın sistematiği yapmıştır. Çalışmasında doğal sınıflandırmayı yaparken alemleri sınıfa, sınıfları takıma, takımları cinslere kadar ayırıp Sınıflandırmanın temeline de tür kavramını koymuştur. Linne'nin yaptığı sınıflandırmaya sonradan aile ve şube kavramları eklenerek günümüzde kullanılan kategoriler elde edilmiştir. Bu kategoriler şu şekildedir. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem şeklinde. Yani latincelerine de baktığınız zaman regnum, filum, classis, ordo, familia, genus ve species'tir. Günümüzde kullanılan sınıflandırma sistemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar her şeyden önce şunu net bir şekilde söyleyelim. Sınıflandırma sorusu her sene karşımıza sınav sorusu olarak gelecek, geliyor. Dolayısıyla bu kavram önemli bir kavram. Şimdi şöyle birazcık büyütelim. A seçeneğine bakalım. 7 kategoriden oluşmaktadır demiş. Sayalım. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem. Gerçekten de 7 tane kategoriden meydana geldiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Canlılar gittikçe daha çok türü kapsayan hiyerarşik gruplar halinde sınıflandırılır. Şimdi baktığınız zaman daha çok türü kapsayan hiyerarşik gruplar halinde sınıflandırılmış mı? Evet. Şimdi türden cinse doğru, cinsten aileye, aileden takıma, sınıftan şubeye, şubeden aleme doğru gittiğiniz zaman en kalabalık grubun alem olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı cinste yer alan bireyler kesinlikle aynı türdendir. Bakın. Aynı cinste yer alıyorsa alem, şube, sınıf, takım, Aile ve cins, taksonları, basamakları kesinlikle aynıdır. Ancak bunun altı olan tür için bir şey diyemezsiniz. Yani böyle bir kesin bir yargıya varamazsınız ki Ceyhan yanlış oluyor. Aynı türden bireyler kendi aralarında çiftleştiklerinde kısır olmayan bireyler oluşturabilirler mi? Ki türün tanımıdır zaten bu. E, tür çiftleştiklerinde kısır olmayan yani verimli bireyler oluşturması lazım. Alemden türe doğru gidildikçe akrabalık artar mı? Şimdi biz alemden türe doğru gidiyoruz. Ortak özellikler ne yapıyor? Artıyor. Ortak genler ne yapıyor? Artıyor. Birey sayısı ne olur? Azalır. Çünkü hayvanlar alemi mesela insan türüne göre çok daha kalabalık bir grup. Homolog organ benzerliği. Yani köken benzerliği. Kökenleri aynı görevleri farklı organlardır. Homolog organlar. Ne yapacak? Artış gösterecek. Dolayısıyla Edirne seçeneğimiz de doğrudur. Yanıt Ceyhan seçeneğidir. Mitoz bölünmede gerçekleşebilen aşağıdaki olaylar kendi aralarında sıralandığında hangisi dördüncü sırada yer alır diyoruz. Şimdi mitoz bölünmenin şöyle birazcık yaklaştıralım. Mitoz bölünmenin <laughs> evrelerine baktığınız zaman Mitoz bölümü kendi içerisinde iki grup halinde inceleniyor. Bunlardan bir tanesi hazırlık evresi yani interfaz. Bir diğeri ise mitotik aşama şeklinde gelir. Mitotik aşamayı da kendi içerisinde iki grup halinde anlatıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki karyokinez yani çekirdek bölünmesi. Ötekisine de ne diyoruz? Sitokinez yani stoplazma bölünmesi. Ve karyokinezi de kendi içerisinde profaz, metafaz, anafaz ve telefaz şeklinde sınıflandırıyoruz. Şimdi iyi piklerinin kaybolduğu aşama neresi? İyi ipliklerinin kaybolduğu yer telefaz evresidir. Kardeş kromatitlerin zıt kutupları ayrıldığı yer ki kardeş kromatitlerin zıt kutupları ayrıldığı yer şöyle çizelim. Hani tekrar babında olsun. Anafaz evresidir. Kromozomların hücrenin ortasında dizildiği, hücrenin ortasında kromozomlar mitoz bölünmede metafaz evresinde yan yana dizilir. Burası metafaz. Çekirdek zarının eridiği yer profaz, DNA'nın eşlendiği yer ise interfaz yani hazırlık evresidir. O zaman interfaz ile Edirne seçeneği bir numaralı sırada gerçekleşecek. Profaz ile Denizli seçeneği iki numarada gerçekleşecek. Metafaz ile Ceyhan seçeneği 3 numarada gerçekleşecek. Anafaz ile Bursa seçeneği 4 numarada gerçekleşecek ve Telefaz ile Adana seçeneği 5 numarada gerçekleşecek. O zaman dördüncü sırada gerçekleşen hangi seçeneğimizdir? Bursa seçeneğimizdir. İnsanlarda X kromozom üzerinde çekinik bir gen ile kalıtılan bir hastalıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi erkek bireyleri, erkek bireyleri X'e bağlı hastalık bakımından ya şu genotipte gösterebilirsiniz ya da şu genotipte gösterebilirsiniz. Erkek birey X kromozomuna bağlı hastalıklar bakımından asla ve asla taşıyıcı olmaz. Dolayısıyla hastalığa yakalanma olasılığı baktığınız zaman %50'dir. Fakat dişi bireylere baktığımız zaman dişi bireylerin bu X'e bağlı hastalıklarla ilgili gösterimi şu şekilde. Küçük R küçük R olabilir yani hasta. Büyük R büyük R olabilir yani sağlıklı. Büyük R küçük R olabilir yani taşıyıcı. O zaman hastalığa yakalanma olasılığı ne olur? Yüzde 33.3 devirli yani 3 ihtimalden 1 rinde hasta oluyorsa yüzde döldüğünüz zaman yani daha doğrusu yüzdelik dilime geçtiğiniz zaman yüzde 33.3 oluyor. Şimdi dolayısıyla erkek bireylerde bu oran daha yüksektir. Babası bu hastalığı taşımayan dişi bireylerde bu hastalık gözlenebilir mi? Şimdi baba büyük R y olsun. Dişi bireyi XX diyelim. Dişi bireyi babadan X'i kesinlikle alacak. E dişi bireyi X'i alacaksa ve burada büyük R varsa bu dişi birey ya büyük R küçük R'dir ya da büyük R büyük R'dir. Yani ya taşıyıcı olur ya da sağlıklı olur. Bu bireyin hasta olma olasılığı yoktur. Bursa yanlış. Erkek çocuklarda bu hastalığın ortaya çıkabilmesi için annesinden aldığı X kromozomda bu gene ait çekinik bir alelin bulunması yeterlidir ki bakalım. Şimdi erkek birey Y'yi babadan alıyor. Hastalık X'e bağlıysa baba burada çok etkili değil. Daha doğrusu hiç etkili değil. O zaman erkek çocuğun hasta olması için gerekli olan R alelinin anneden gelmesi lazım. Kız çocuklarında bu hastalığın ortaya çıkabilmesi için anne ve babadan aldıkları X kromozomlarının her ikisinde de çekinik alelin bulunması gereklidir. Kız çocukları bu. Anneden de bunu alıyoruz, babadan da bunu alıyoruz. Yani her iki alel anne ve babadan geliyor. Bu hastalığa sahip erkek bireylerin annelerinde bu hastalık gözlenmeyebilir. Şimdi erkek bireyi böyle gösterelim. Erkek bireyi ilk anneden alsın, aldı. Şimdi anneden alması demek annenin kesinlikle böyle olduğunu göstermez. Belki de belki de anne taşıyıcıdır. Dolayısıyla yanıtımız Bursa seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Aynı besin zincirinde yer alan X, Y, Z ve T canlı türlerinin dokularında biriken zehirli madde miktarları gösterilmiştir. Dokularda biriken zehirli madde miktarı canlı türü grafiğini gösteriyoruz. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur dedik. Şimdi dokularda biriken zehirli madde miktarı en fazla olan canlı yani X canlısını en üste koyacaksın. Sonra T, sonra Z, sonra Y. Şu şekilde bir gösterimde bulunmalısın. Besin zincirinde bulunan canlı türlerinin birey sayıları arasındaki ilişki. Şimdi bakın birey sayısı en fazla olan Y. Sonra Z. Sonra T. Sonra da X'tir. Dolayısıyla bu doğru değildir. Burada üretici olan yani ototrof olan birinci trofik düzeyde bulunan Y canlısıdır. Şimdi Z canlısı herbivordur. T canlısı karnivordur. X canlısı omnivordur. Yani otçul, etçil, hepçil. Burada Z azalır ise eğer Z ile beslenen T, T ile beslenen X de azalır. Fakat Z ile bes, Z'nin daha doğrusu e, yemiş olduğu Y'de bir artış olur. Z azalırsa T de azalır cümlesi doğrudur o halde. Cevabımız Denizli seçeneğidir diyoruz.